Hello. Dostlar, yeni videodan Malezya'nın Sabah eyaletinde bulunan Kota Kinabalu şehrinden selamlar. Burası bir ada. Önceki videolardan da buraya zaten ulaşabiliriz. Ada bol bol gezdik, tozduk. Hello. İnsanlar gördüğünüz üzere çok tatlılar. Peki bu videoda ne yapıyoruz? Bu video abi bir veda videosu. Evet, Asya'ya veda ediyorum artık. Bugün uçuşum var. Aktarmalı bir uçuş. Önce Kota Kinabalu'dan Kuala Lumpur, yani KK'dan KL'ye. Malezyalılar daha önce söylemiştim ya, kısaltma kullanıyor. KK'dan KL'ye gidiyorum. Oradan da direkt İstanbul'a uçuşum var. Yaklaşık bir 24 saat sürecek abi bu yolculuk. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videoları beğenen, kanala abone olan, yorumlarıyla destek veren, bana halimi, hatırımı soran, Instagram'dan da kez aynı şekilde herkese çok teşekkür ederim. Asya yolculuğumuzun sonuna geldik. Sonuna gelmeyebilir miydik? Evet, gelmeyebilirdik aslında. Daha devam edecek gücüm var, hevesim var, moralim var, yani her şey yolunda. Fakat ben biletimi abi gidiş dönüş almıştım ve aslında ona göre de bir planım var. Sabah is wonderful. Gidiş dönüş almıştım, o yüzden artık dönmem gerekiyor. Peki ne yaptık abi, neler yaptık? Malezya'dan başladık, Tayland'a gittim. Aslında şöyle yapabilirdim, bu arada Kamboçya'ya da gittim. Daha çok ülke görebilir, Singapur, Hong Kong, Laos'a da gidebilirdim ki Laos sınırına kadar gittim. Fakat ben ne yaptım? Kuzey Tayland'da. Benim aslında ki amacım buraya gelişti ki Tayland'da abi, ve Kuzey Tayland'ı o kadar çok sevdim ki, zaten videoları belki izlemişsinizdir. İlk kez bu videodan benimle tanışıyor olabilirsiniz. Videolara kanaldan ulaşabilirsiniz. Tayland'ın abi altını üstünü getirdik. Gitmedim. Hong Kong, Singapur'a da gidebilirdim. Fakat az çok beni anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben şehirleri sevmiyorum abi. Şehirler beni basıyor. Şehirler bastığı için Kuzey Tayland'da daha çok uzun zaman geçirdim. Güneyini, kuzeyini Tayland'ın altını üstüne getirdik. Yine Malezya'da da aslında 3 farklı yerde bulundum. Daha fazla yerde bulundum ama içerik olarak işte Penang Adası, Kuala Lumpur, yine Sabah Eyaleti'nin altını üstüne getirdik. Kamboçya'da kaldım. Kamboçya'da çok keyifliydi. Ve şöyle düşündüm. Bu tabi bir veda aslında ama Asya kıtasına seyahatlere veda etmek. Buradan hemen sonra, yani siz bu videoyu izledikten sonra Makedonya'ya gidiyorum. Kuzey Makedonya. Daha önce de gitmiştim. Tekrar gidiyorum. Bu sefer ablam ve annemle beraber gidiyorum abi. Bomba bir ekiple geliyoruz yani, anlayacağınız. Normalde biz ablamla Türkiye'de içerik üretiyoruz. Ben Asya seyahatini tek planladım. Tabi ne yapacağız? Makedonya'dan sonra da devam edeceğiz abi. Aklımda bir yer var. Asıl hayalim olan, hatta onu da size şimdi söyleyeyim. Söyleyeyim ki güzel bir enerji yaratalım. Siz de yorumlarda arada şey yaparsınız, beni dürtersiniz hadi hadi diye. Zaten çok ara vereceğimi düşünmüyorum. Şöyle biraz dinlenirim. Makedonya bir tatil, ondan sonra da Nepal'i istiyorum abi. Benim asıl hedefim mi diyeyim? Hedef demeyeyim de hayalim Everest ana kampına yürümek. Bunu söyleyince insanlar bazen yanlış anlıyor işte. Akciğer testi yapman lazım, çalışman lazım falan diye. Everest'e çıkmayacağım. Everest ana kampına yürüyeceğim. Yani Katmandu'dan başlayacak bu macera. Nepal'e doğru gideceğim. Bunu söylüyorum ama abi çok farklı bir yerde olabilir. Bilmiyorum ama devam edeceğiz bir şekilde. Bakalım, öyleydi. Kısa bir veda konuşması yapmak istedim. Bu arada dostlar şunu söyleyeceğim. Yorumlarda belirtirseniz Asya'da ne kadar para harcadım? Nereleri gezdim? Hangi rotayı takip ettim? Burada nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte hangi noktalar çok iyiydi? Hangi noktalara ya gitmeseniz de olurdu gibi bir video çekmeyi düşünüyorum. İşinize yarar mı böyle bir şey? Nasıl olur? Ya da sorularınız varsa mesela soru cevap da yapabiliriz. Siz soruları sorarsınız, ben cevaplarım. Öyle bir şey de yapabiliriz abi. Böyleydi kısaca. Bugün veda günü. Sabahtan başlayacağız. Peki bu vedayı nerede gerçekleştireceğiz? Biraz da ondan bahsedeyim size. Arada burada bir akşam, pazar sabahı var. Pazar sabahı değil. Pazar sabahı kurulan bir pazar. Önce pazarı da gezeriz sizinle beraber. Değerlendiririz abi. Pazarlara bayılıyorum ben, biliyorsunuz. Şu an Tekirdağ'a gidiyoruz. Tekirdağ köfte yiyeceğim. Bu vlog Malezya'nın Sabah eyaletinde başlayıp, söylediğim gibi uçuşlarda bir problem olmazsa, işte gecikmedir, carttır, iptaldir gibi şeyler, Tekirdağ köfteyle bitecek. İlginç değil mi? Bilmiyorum. Hani şu an buradayım fakat videonun sonunda Tekirdağ'da köfte yiyeceğiz abi. Tekirdağ köfte nasıl oluyor? Tekirdağ'da gösteririm size. Tekirdağ'da da devam ederiz. Ben hep, biliyorsunuz daha doğrusu biz ablamla beraber yurt içinde de içerik üretiyoruz. Yurt dışında da artık içerik üretmeye başladık. Yani illa yurt dışı olsun, illa yurt içi olsun, o tarz bir şey yok. Devam edeceğiz. Bu video Tekirdağ'da sonlanacak abi. Tekirdağ'da gezeriz. Bir karşılaştırma yapalım bakalım. Sabah eyaleti mi, Tekirdağ mı diye. Öyle bir şey de yapabiliriz. Bu arada yürüyorum böyle boş boş, yine her zamanki gibi tabii ki de. İnsanlar burada bana bakıyorlar.
ne yapıyor lan bu manyak gibilerinden. Bu arada şuradan bakın, o benim çıktığım yere yürüyerek çıkabilirsiniz. Önceki videolarda vardı. Öyle dostlar, hadi bakalım başlayalım o zaman videomuza. Yolculuk videosu, yolculuk videolarını seviyorum. Bakın şu an ne kadar enerjiyim. Tekirdağ'da beni görecek. Tekirdağ'da bitmiş bir vaziyette olacağım. Çünkü abi acayip uzun sürecek yolculuk. Yani saatler de karıştığı için tam bilmiyorum da, şöyle söyleyeyim size, 4.45 ineceğim ama aslında 5 saat 12, 24 saati geçeceğiz abi. Öyle söyleyebilirim. Tekirdağ'dan da Avşa Adası'na geçeceğim. Ailem orada, onların yanına gideceğim. Oradan da söylediğim gibi Kuzey Makedonya'ya başlıyoruz abi. Kuzey Makedonya'nın da bu arada altını üstünü getireceğiz ya. Kuzey Makedonya'da güzel gezeceğiz. Araba falan kiralamayı düşünüyorum böyle. Farklı işte, daha az bilinen yerlere gideriz, gezeriz, tozarız. Öyle. Hadi bakalım başlayalım dostlar videomuza. Neredeyim? Sabah eyaletindeyim söylediğim gibi. Bir pazarda. Ulan şunlardan çok alasım var da. Ya bunların formalarını pek beğenmedim Sabah. Şeyde almıştım biliyorsunuz. Gösterdim mi onu? Hatırlamadım bak şimdi, unuttum. Tayland'da şöyle bir bakın, şunlar da aslında güzel ya. Sabah. Ya ama çok naylon, çok dandik ya. Tayland'daki bu kadar dandik değildi. Burada her şey var abi, her şey var. Güzel bir müzik yapıyor. Abimize destek olalım. Burada güzel işleri olsun abi. Güzel müzik yapıyor, bu sıcakta zor iş. Burada yine hediyelik eşyalarımız var. Meyvelerimiz olmazsa olmaz. Hello. Buradaki şeye bayılıyorum ya. Geçen videoda bahsetmiştim. Kiloyla meyve alıyorsun. Bakalım varsa göstereyim şimdi. Burada böyle hayvan satıyorlar. Güzel değil bu ya. Niye böyle? Bakın şurada tavuklar mavuklar satıyorlar. 300 Malezya ringgitiymiş. Pahalı. Değil mi? What's this? It's a coffee. Coffee. Yeah. It's a coffee. Okay, thank you. Kahve verdi. Kahve içtim. Yedim daha doğrusu. Köpek satıyorlar. Tatlılığına bakın şimdi. 1,500. Hello. Small one. Çok tatlı. Ama niye böyle satıyor? This how much? How much? 1,500 ringgit. Yeah, okay. Thank you. Alacağımdan değil de fiyatını merak ettim. Hadi bakalım devam edelim. Üzüldüm abi be şey köpeklere. Ne kadar zayıf böyle, ne kadar ürkek gözüküyorlar bir de. Ne kadar korkmuşlar. İnşallah bari böyle hani tamam satıyor. Biri de alsın abi, şey yapsın. İnşallah iyi bakar yani alan kişi de. Bir de 322 Amerikan doları diyor. Ben pek cins falan da bilmiyorum köpeklerin. Onu da anlamıyorum. Köpeğin cinsi mi olur? İşte canlı o da. Şey gibi, insana cins demek gibi. Değil mi? Saçma. Hello my friend. Have a look. This Sabah, right? Local. Yeah. Yes. How much? This is 58 cents. 50? Yeah. This one? Yeah. Ah. This is the player issue. Original. Yeah, it looks like the player used to wear it. Ah, okay. Thank you my friend. Come back, okay? Thank you. 50 Malezya ringgiti dedi. Geçen abla aynısını 35 demişti. Almayacağım ama. Sevmedim Malezya formalarını. Yine burada da böyle balıklar satılıyor. Bu normal abi. Balık bizde de satılıyor. Çok da ufaklar. Yine burada böyle hediyelik eşyalar. Bayağı bir büyük pazar. Çinliler de çok var. Bakın burada tavşan da satılıyor. Tatlı ya. Bakın burada. Abi. Pazardan böyle araba falan geçiyor. Kardeşimiz burada. Baktı yine bana. Anlamaya çalıştı beni. Ne yapıyor lan bu der gibi. Tabii bu pazarda abi şey yok. Yemek yok. Anladım. Yani şu ana kadar yemek göremedim. Daha çok böyle genelde işte turistlerin ilgisini çekecek kıyafetler falan var da turiste yok ki. Bakın burada.
Burada böyle güzel ağaçlar var. Valla öyle çok da şey bir pazar değil ya. Hani gelip alışveriş yapabilirsin ama bana hitap eden bir pazar olmadı. Eyvallah, forma önemli değil, arma önemli. Anlıyorum sizi ama ya insan biraz zevkli bir forma yapar ya. Hiç abi, hiç bu kadar mı zevksiz forma yapıyorsunuz? Tasarımcınıza yani şey yapın, bir izletin bu videoyu tasarımcınıza. Biri geldi böyle böyle dedi. Aa bakın, güzel gömlekler. Alevli malevli, palmiyeli. Burada neler varmış? Bak bunu beğendim, kötü değil. Evet dostlar, bu pazarın sonuna geldik. Ben yine ilginç bir şey bulursam size gösteririm. Olmazsa da artık yolculuğa başlarız. Yolculuktan gideriz yani. Burada da böyle bakın, güzel çantalar falan bir şeyler var. Yine burada da böyle bakın. Hello. Yüklendim, ne var ne yok, yine çantam önümde. Bayağı ağır çünkü hediyelik böyle birkaç bir şeyler de almaya başlamıştım son zamanlara doğru. Bayağı ağırlıyım ya şu an. Bilmiyorum kaç kiloyum ama neyse. Allah'tan çok uzak değil abi. Havalimanı da yakın. Şuradan şimdi bakın, hatta şurada uçak iniyor. Son yerel pazarıma bakıyorum. Kardeşim burada. See you, bye bye dedim kardeşime. O tabi olayın duygusallığını anlayamadı. Güzeldi abi, güzel. Güzel gezdik. Söylediğim gibi farklı ülkelere de geçebilirdim. Yani burada uçaklar oldukça uygun. Ama ben onun yerine, gittiğim yerin hakkını vermeye çalıştım. Herkesin tarzı farklı. Öyle bir şeyim de yok açıkçası. Hani işte şu kadar ülke göreyim, şöyle yapayım, böyle yapayım, dünyadaki tüm ülkelere gireceğim gibi bir hırsım yok. Daha çok hoşlandığım yerlerde, daha iyi böyle tam tadını çıkarabildiğim yerlerde kalmayı tercih ettim bu gezide. Genelde de öyle olacak. Çünkü ya Hong Kong'a gitsem mesela sıkılacaktım abi ben Hong Kong'da. Şehir şehir şehir. Ama tabii yolumuz düşer elbet bir gün ya. Neden olmasın? Belki bir Kore, Japonya. Siz de bu arada böyle şey yapabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bak şu ülke güzel, şuraya gidebilirsin. İşte şöyle yapabilirsin. Bak, ölmeyek de. Son dakika. Bu arada Güney Amerika'da aklımın tabii ki de bir köşesinde beni her gün çağırıyor. Gel diyor, hadi diyor. Söz vermiştin diyor. Ne zaman geliyorsun diyor. Onu da İlerleyen süreçte yapacağız abi. Neden olmasın? Ne yapak şimdi be? Çok sıcak. Şu benim oruncunun önüne gideyim. Oradan bir grab çağırayım. Burada abi toplu taşımayı ben anlamadım, çözemedim. Uğraşmak da istemiyorum açıkçası. Yakın zaten. Cebimde de Malezya ringgitlerim var. Öyle. Taksi çağırayım. Havalimanına gidelim. Dostlar bir de gitmeden belirteyim. Sabah eyaleti şu an bu o kadar sıcak ki, o kadar size bunu izah edemem. Kanter içinde kaldım. Ya daha yolculuğun daha ilk dakikaları ya. Bu kadar erken olmamalıydı bazı şeyler. Bu arada gözlük takıyorum videolarda falan da şey. Benim gözlerim çok şey oluyor. Takmadığım zaman size de oluyor mu? Böyle bir şeyler uçuşuyor falan. Beyaz beyaz bir şeyler. Kalabalık, sıcak. İnsanlar burada hello. Herkesin keyfi yerinde abi. Ben yitik bir halde bekliyorum. Havalimanına gideyim. Biraz erken gidiyorum ama orada soğukta beklerim diye düşündüm. İşte abur cubur aldım. Yanıma yerim falan diye. Bakalım. Öyle dostlar. Devam ediyoruz. Yolculuk uzun sürecek. Bu video biraz uzun olabilir. İnşallah daha Tekirdağ'a gideceğiz abi. Köfte yiyeceğiz. Şu anda onun hayalini kuruyorum. Güzel bir köfte yemek istiyorum. Bakalım. İnternetten bakalım. Güzel bir yere giderim. Köfte testi de beraber yaparız. Evet dostlar, ben güzel bir Grab yolculuğuyla geldim. Buradan çok yakın havalimanı ya. 10 dakika falan sürüyor Grab. Eşyaları şöyle attım. Bunu böyle koymamın sebebi abi, sabah duş aldım çıkarken ıslak. Islak çantaya koyunca acayip içi kokuyor, böyle şey oluyor yani. İyi olmuyor. Kısaca dışarı koydum kurusun diye. Grab'deki abi numara 2 dedi. Dedim KK'ye gidiyorum dedim. Kiki. I go to Kiki dedim. Artık ben de Malezyalı oldum diyebilirim abi. Böyle kullanıyorum. Bakın mesela Kiki Airport yazıyor. Yine orada kısaltma kullanmışlar. Böyle abi kısaltma kullanıyorlar. Kiki'ye gidiyoruz. 2 numaralı kapı dedi. Bakalım. Doğrudur diye tahmin ediyorum. Şuradan da check ederiz zaten. Ben uçak işlerini halledeyim. Bu arada benimki bir aktarmalı uçuş. Ben ilk defa aktarmalı uçacağım. Nasıl olacak onu da tam iyi bilmiyorum. Onu da beraber deneyimlemiş oluruz. Siz de böyle eğer aktarmalı uzak bir yerlere giderseniz
Bu da böyle bir referans videosu olur sizin için, güzel olur. Beraber şimdi hallederiz, ben size anlatırım zaten nasıl olduğunu. Aha, içeride 7-Eleven var. Ulan boşuna şunları taşıyorum kaç dakikadır. Neyse, güzel, hadi bakalım. Bakın abi, havalimanında böyle ağır şeyler dolaşıyor. Ağır silahlı polisler. Bayağı görüyorum bunlardan. Şey yaptı, birbirlerinin fotoğraflarını çekiyor. O yürüyor, onu arkadan çekiyor. Silahını falan gösteriyor. Öyle bakalım. Şuradan şey alayım dedim bir ya. 200 liraymış da. Duryanlı böyle bir atıştırmalık bir şeyler falan. Deneriz Türkiye'de beraber. Bakarım falan diye düşündüm. Bakacağım şimdi. Bekliyorum abi daha. Bayağı bekleyeceğim. İlk uçuş bu. Bekleyeceğiz bakalım. Belki bir şeyler yerim diyorum. Ya burada yiyeceğim. Kuala Lumpur'da yemeyeceğim. Ki öylesi daha mantıklı olacak. Çünkü Kuala Lumpur'da bir 2 saat biraz sıkışık. Herhalde burada yerim. Size de yediklerimi gösteririm zaten. Öyle. Güzel. McDonald's'a geldim şimdi. Bir tane double cheeseburger söyledim. Menü işte. Kolası burada abi. Patates burada. Güzel gözüküyor patates de. Tadına bakalım. Güzel. Sıcacık. Burger burada. Ne kadar ödedim? Hemen size söyleyeyim. 19 Malezya ringgiti ödedim. Şurada. O da abi şu anda güncel kurla 110 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Ya ucuz geldi bana ya. Havalimanı için uygun geldi yani. Bilmiyorum Türkiye'de falan havalimanında ne kadardır. Gayet iyi abi. Bunları gömeyim. Ondan sonra yolculuğa devam edelim. Şöyle şeyler benim ilgimi çekiyor. Bakın 1972'de şöyle gözüküyormuş. Ve 2013'te de böyle gözüküyormuş. Daha çok yeşillenmiş lan. Normalde tam tersi beklenir değil mi? Burada tam tersi olmuş. Aa, The Jackson Hotel. 1960'larda bakın böyleymiş. Ve 2013'te aynı şekilde duruyor. Burada hospital var, onu geçelim. Burası da şehir merkezi. 2013'te böyleymiş. Şu tarafa da bakalım. Bu havalimanı abi. 84'te yapılmaya başlanmış ve son halini almış. Yine 60'larda sahil, buraları hep beraber gezdik. Şöyleymiş, bu hale gelmiş. Ve 79 Henan Bank, böyleymiş abi, bayağı şey kırsal. Şimdi böyle gözüküyor. Ve Kota Kinabalu. 1969'da bakın sadece şurada şöyle bir çizgi var. Yemyeşil arkası. 2013'te aslında çok da bir şey, sadece şuraya şöyle oteller yapmışlar. Arkası yine yeşil. Ve bu da iki, yine farklı bir bina. Güzel. Özellikle şu görsel iyi abi. Çok öyle içinden geçmemişler. Fark ettiniz mi? Güzel. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi biletleri aldım. Size de göstereyim. Normal buradan tek defa check-in yapmak yetiyormuş. Bakın. BKK Kuala Lumpur, yani benim şu an bulunduğum Kota Kinabalu'dan Kuala Lumpur'a, buradan da Kuala Lumpur İstanbul'a. Bu arada çantayı 1000 kere kıza sordum. Tatlı bir kız da sağ olsun, hiç sıkılmadan yanıtladı. Çantayı abi burada verdim. Bakın şöyle İstanbul Airport'ta alacağım. Bayağı sordum kıza, altını çizdim. Son Malayca çevirdim, İngilizce çevirdim. Kendim anlatmaya çalıştım. Ama bir problemimiz yok gibi gözüküyor. Bakalım çantayı da İstanbul'da alacağız. Verdik yani çantayı. Zaten aslında bütün önemli eşyalarım bu sırt çantamda ama yine de ne olur ne olmaz abi, çantamız gitmesin yani. Öyle ilk yolculuk başlıyor. Sadece uçakların abi saati yazmıyor. Yani Kuala Lumpur İstanbul uçağının normalde sanırım 20:10 falandı. O yazmıyor abi, onu artık oraya gidince kendim bulurum. Öyle bakalım, bekliyoruz, ilk uçuşa başlayacağız. Ben dostlar şimdi kapıya geldim. Uçak röter yemiş bir, yaklaşık herhalde bir saat 18:20 diyor. Umarım diğer uçakla bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü nasıl oluyor. Hani acaba şimdi şey bekleyecek mi bizi? Beklesin yani, kaçırmayalım. Bilmiyorum nasıl yapacağız bakalım. Herhalde çünkü çanta da onunla gitti. Yani Kuala Lumpur'da uçaksız bir şekilde kalmak istemiyorum. Gate A4 burası diyor abi. Neresi tam anlamadım ama. Şimdi böyle insanlarla bekliyoruz bakalım. Bilmiyorum. Herhalde Malezya Airlines'tan birileri gelir, bizi yönlendirir. Bakalım Kuala Lumpur'a inince anlayacağız abi. Eğer kaçarsa bilin ki başta söylediklerim tamamen düşüyor ve Laos'a doğru yola çıkabilirim. Öyle bir şey olabilir. Ama kaçmasın abi. Çanta çünkü falan çok ağırlaştı benim. Onları toparlamam lazım. Türkiye'de birazcık o işlere bakmam lazım. Ondan sonra devam edeceğiz zaten. Bakalım, bekliyoruz.
Yolculuğun ilk kısmı başlıyor. Bu arada güneşin güzelliğine bakar mısınız abi, batışına? Şurası deniz direkt güneşin olduğu yer. Şurada bizim meşhur Air Asya. İlginç bir uçak gerçekten. Air Asya'ları seviyorum. İlk uçuş... Hadi bakalım başlıyor. Kazas belas hayırlısıyla. Buradan Kuala Lumpur abi. Zaten Kuala Lumpur'dan sonra da tek bir şey kalıyor. Tek bir, yani direkt uçuş İstanbul'dan. Kuala'dan İstanbul'a, KK'dan devam edeceğiz. Uçak da büyükmüş abi bu arada. Hoşuma gitti. Onu da göstereyim size dedim. O yönden mutluyum. Şimdi 30'a doğru gitmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Arkaya doğru devam ediyoruz. Otobüsü uçağı göstereyim size dedim. Bakın böyle uçlu. Diğer bineceğimiz uçak da böyle olacak. Uçakta yemek getirdiler. Şöyle bir balık, pirinç, şu anlamadım, deniz mahsulü, ahtapot gibi şöyle bir şey, bir tane de su. Normalde tavuk da vardı da tavuk bana gelene kadar bitmiş. Bizim ekibe fiş kaldı abi, bir de şey ya, balık kokuyor bir de ekstra şimdi bütün uçak. Pirinç falan bildiğiniz gibi zaten. Öyle çok bir yükselmedim. Bakın biraz yerim, şundan yerim. Türk Hava Yolları artık dönüşte umarım güzel bir şeyler verir diye umut ediyorum abi. Burada menü böyle. Bu arada uçak gayet güzel. Asya, Air Asya'dan sonra bayağı daha bir geniş böyle işte yemek falan veriyor ki 2 saatlik bir yolculuk. Gayet iyi yani. Şimdi inince diğer uçağı bulacağız bakalım. Devam ediyoruz. Aklım hala Tekirdağ köftede. Tekirdağ'a gideceğiz. Ben indim. Şu anda 1 saatim var. Otobüse bindim yani. Uçak 1 saat sonra kalkacak. Çok geç geldi, bir de orada taksi yaptı, bekledi. Bilmiyorum, buna bindim. Umarım abi doğru yere gidiyorum. Ya öyle umut ediyorum. Eğer yanlış yere gidiyorsam bilmiyorum nasıl yapacağım. Çıkış damgamı da bastırdım çünkü. Bu otobüs kaç dakika sürüyor ondan da hiç haberim yok. C14'e gitmeye çalışıyorum. Doğru otobüsteyim. Sordum. Şu an acayip gerginim ya. Şu işi bir halledebilirsek hayırlısıyla mutlu olacağım abi. Şu anda tek istediğim kendimi uçağa atmak. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Sanki şurada bir tane Türk Hava Yolları görüyorum abi. Büyük ihtimal benim uçak o. Şurada acaba siz de görebiliyor musunuz kameradan? Bu Kuala Lumpur Havalimanı'nı geldiğimde de sevmedim, giderken de sevmiyorum. Ya bu kadar saçma bir havalimanı olamaz. Bir yerden bir yere ulaşmak imkansız gibi bir şey. Neyse artık, yapacak bir şey yok abi. Gidiyoruz işte. Son durumu dostlar ben size bildiririm. İşin nasıl sonuçlandığını, ya Kuala Lumpur'dayım ya da İstanbul'a gidiyorum. Bakalım, beraber göreceğiz. Şuradan kendime C1 C37. Hadi bakalım. C14 benim. Ulan 14'e yakın olayım ya bak. Durun, şurayı da karıştırmayalım da. Neymiş abi? C11 C17 altta. C11 orada, C14 sağ tarafta. Koşuyorum dostlar. Yoruldum lan. Ya umarım doğru yerdeyimdir. Şuradan bir bakalım mı? İstanbul C15 Gate. Tamam ya, sorun yok bence. İnsanlar burada. Şuradan bir uçağa çek edelim. Aynen, Turkish Airlines. Okeyiz abi. Problemsiz bir şekilde atlattık. Bulduk. Mutluyum. Hadi bakalım. Uçağa geçelim artık. Kuala Lumpur'a da veda edelim. Kuala Lumpur seni gelirken de sevmedim, giderken de beni yoruyorsun. Hadi dostlar, ben uçağa gireyim, size uçağı da gösteririm. Evet abi, ben şimdi uçağa bindim. Bir problem yok yani. Burada da maç varmış, maçı açtım. Liverpool Aston Villa ile oynuyormuş. İyi ya, böyle tam o maç saatlerine herhalde İngiltere'de şu an denk geliyoruz. Burada bu oynar. Telefona da şey indiriyorum ben. Size de göstereyim. Hatta o kanalı takip etmiyorsanız abi takip edebilirsiniz. Omnibus. Emrah Safa Gürtekin'in durumundan, niye öyle yaptım ki şurada. Böyle işte birkaç bir şey daha indirdim. O kanalı seviyorum böyle. Özellikle yolculuklarda, Tayland'da da yapıyordum işte, Asya'da da. Genelde bunları indiriyorum YouTube'dan. Çünkü Netflix çalışmıyor abi. Şey diyor. Olduğunuz bölgede işte hesabınız kullanılmıyor falan diyor. Neyse, siz de isterseniz indirir bakarsanız onlara. Bir yandan da maçlara bakıyorum. Uçak böyle gözüküyor. Geniş uçak abi.
Diğerinde burada 2-3-2 idik. Şimdi 3-3-3'üz. Bakalım burada yemekler falan da fena olmuyor. Öyle devam ediyoruz bakalım. İstanbul'a inince artık videoyu tekrar başlatırım ve Tekirdağ yolculuğa başlarız. Tipleri göstereyim size ya. Burada da. Bu arada çok sağ olsun iyi bir hosta denk geldim. Biraz böyle lafladık da. Tatlı verdi, tatlım vardı. İkram olsun dedi. Bir bir aldı. Yanına bir kol aldı. Gayet güzel yani. Doyacağım gibi gözüküyor. Şunun içinde de tavuk var abi, pilavlı. Türk Hava Yolları'nın şu yemek olayı güzel. Buraya gelmeden az önce de işte yemek yedim. Çok iyi değildi abi. Hiç yiyemedim hatta yani. Türk Hava Yolları bu konuda seviyorum. Doyacağız gibi. Şunları yiyip birazcık uyumayı düşünüyorum bakalım. Tekrardan selamlar. İstanbul'da indim şu anda. İstanbul Yeni Havalimanı'ndayım. Bakın. Bu havalimanı gerçekten çok büyük. Daha önce gelmediyseniz. Gelirseniz eğer önceden gelin. Hem şöyle bir gezersiniz bakarsanız bayağı bir. Şöyle havalimanı düşünün. Gözüküyor mu ki? Yansıyor. Ben varım. Öyle hadi bakalım. Şuradan yürüyelim abi. Hızlı hızlı bagajımızı alalım. Ondan sonra İstanbul seyahati bulalım. Eyvallah güzel. Az önce de söyledim ya. O kadar büyük ki. O kadar yürüyorsun ki. Bakın uçakta ineli. Kaçta indik biliyor musunuz? Kaptan dedi ki 4 çeyrekte ineceğiz dedi. Hadi oradan bir şey yapmış olalım. 5.03. 4 çeyrekten erken indik. 10 geçe. Yani bir yarım saattir falan çok rahat çantamı aldığımdan beri abi yürüyorum. Varmak için şeye, çıkışa. Acayip yürüyorsun ya. Aha nereden gideceğiz? Şehir içi ulaşım. Otopark bilmem ne. Turizm transferi. Şey olmaya başladı yine. Tren yolculuğunda başıma gelen gelmeye başladı. Yine gerçeklik algım yavaş azalmaya başlıyor. Yorulmaya başladım. Sıkılmaya başladım. Normalde şu anda burada saat sabaha karşı 5. Ama şey gibi düşünebilirsiniz. Malezya'da 5 saat ilerideydik ya. Aslında saat 10. Yani 24 saat falan. 24 saate yaklaştık yolculukta. Daha devam ediyoruz abi. Daha bayağı devam edeceğiz. Gemiye falan bineceğiz. Bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Yola çıkıyorum. Tekirdağ'da görüşürüz. Evet abi. Malezya'nın Sabah eyaletinde başlayan yolculuğumuz. Kotakin Havalı'dan Tekirdağ otogara kadar uzandı. Şu an Tekirdağ otogardayım. Bu nasıl bir otogar abi? Niye otogarı dağın tepesine koydunuz? Ben sizi hiç anlamadım ya. Böyle bir otogar daha önce ben hiç görmedim. Bir de buradan şimdi merkeze gitmem gerek. Onu arayacağım. Önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra abi merkeze gideceğiz. Tekirdağ otogarı da böyleymiş. İlginç. Evet dostlar ben belediye otobüsüne bindim. Ondan sonra sağ olsun bana izah etti. Şuradan anladığım kadarıyla dümdüz aşağı inmem gerek. Yalnız şöyle bir şey var. Feribot bir saat 10'da var bir de 12.30'da. Benim Tekirdağ köfteyi yemem için aşağıda Tekirdağ köftecisi olması gerek. Çünkü diğer meşhur olan buraya uzak abi. Ve bir köfte yemek için de gerçi videonun şeyi oydu. Sabah eyaletinden beri onun hayaliyle geliyorduk. Onu amaçlamıştık. Ama işte bazen hayatta her şey öyle olmuyor. Büyük ihtimal yemeyeceğim. Üzgünüm. Ama bunun için sadece köfte yemek istersem de hem buradan bayağı bir yol gitmem gerek sırtımdaki çantalarla hem de gemi yaklaşık işte 2,5 saat sonra oluyor. Değer mi? Bence değer bu arada. Ama çok uzaktan geldim abi. Artık pilim bitiyor. O yüzden büyük ihtimal bakacağım gemi 10'da varsa bir gemiye atlayıp giderim. İnanılmaz bir şey ya. Bunca saat yol geldim. Neyin hayaliyle? Sabah eyaletinde kaldığım hostelin önünde dedim ki size Tekirdağ köfte yiyeceğiz dedim. Final bu abi. Tost. Burada da bir ayran. Ne kadar verdim ben bunlara? 100 TL vermişim şu tosta bu ayrana. Gidemedim abi yapacak bir şey yok. Çok uzak bir de buradan 5 kilometre. Size şimdi birazdan gemiye binerken etrafı da göstereyim. Hiçbir şey yok bu Jayport'un burada. Baksanıza bomboş öyle bir arazi. Hani ne şey var ne kafe var ne başka bir şey var. Hiçbir şey yok. O yüzden maalesef. Efendim. Gemi saati geldi. Şuradaki sarı gemiyle gideceğim. Şöyle güzel bir sahildeyim. Şurada da yelkenliler var. Gözüküyor mu acaba? Güzel bir hava. Pırıl pırıl. Çok sıcak değil. Nem yok abi. Gayet güzel. Yavaş yavaş bu videonun da sonuna gelelim. Bu videoda sizinle beraber Malezya'nın Sabah eyaletinde bulunan Kota Kinabalu'dan yola çıktık. Yaklaşık 30 saat süren bir yolculuk oldu. Ve Tekirdağ'a geldik. Buradan da Avşağ Adacısı'na artık geçiyorum. Bu arada bilet 250 Türk lirasıymış. Pahalı abi bence.
Ama artık yapacak bir şey yok. Kaç watt yapıyor? Bayağı watt yapar. 250 lira. Bayağı watt yapar. 350 watt falan yapar. Öyleydi dostlar. Resmi olarak da Asya turumun son videosunun son kısmındayız. Tekrardan başta da söylediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Daha görülecek çok kent var. Görülecek çok şehir var. Dağlar, tepeler, kıtalar, ülkeler. Devam edeceğiz. Abone olup beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda katıl butonu da aktif. Oradan da seyahatlerime destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda Kuzey Makedonya'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.